Bugün Lefke Atış Poligonu'ndayız ve Lefke Atış Poligonu'nda Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen kulüpler arası Skeet şampiyonasının final atışlarını sizlere canlı olarak aktaracağız. Yanımızda Türker Yiğitcan var. Evet Sayın Yiğitcan, kulüpler arası Skeet atışlarının Müsabakası. final müsabakaları az sonra başlayacak. Neler söylemek Tamamlanacak. istersiniz? Vallahi her şeyden önce kazasız belasız bitirmeyi arzuluyoruz. Şimdiye kadar bir şey olmadı. Buna göre de tatlı bir rekabet içerisinde geçiyor. Bütün puanlar birbirine yakın. İnşallah bizim için birinci, ikinci hiç önemli değil. Önemli olan burada katılımın olması ve Evet. müsabakanın yapılması. Evet, final atışlarında 6 sporcu ilk aşamada atış yapacak. Salih Oday, Ali Çeler, Mehmet Şahoğulları, Salih İbrahimoğlu, Ali Somuncu ve İstiklal Metay ilk 6'da atış yapacak ve ilk etapta 6 plaka 30 plaka atış yapacak. Çağıracak kendileri bir bir şimdi. Evet. Evet, şu anda ısınma atışları yapılacak ve sonrasında da yarışmaya geçilecek. Evet, final atışları öncesinde takım puanları da belli oldu. Evet. Takım puanlarını aktaralım, takım sıralamasını aktaralım izleyenlerimize. Girne birinci takımı Takımı 333 puanla birinci oldu. Cemre Bumin, Mehmet Güldoğuş Güldoğuş ve ve Salih Salih Oday'dan olacak takım. Oday'dan oluşan ekip. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 332 puanla Ahmet Tuncal'ın, Ali Somuncu ve Salih İbrahimoğlu ile birlikte ikinci sırayı aldı. Mausa Avcılık Atıcılık Birliği ise 319 puanla Ali Çeler, Hasan Unuz ve Ogün Bardak sporcularıyla üçüncü sırayı aldı. Evet, şu anda Isınma. ısınma atışları başladı. Neler söyleyeceksiniz? Skit geçtiğimiz hafta birkaç hafta önce Traplı. trap'ı yapmıştık. Şimdi biliyorsunuz Atıcılık Federasyonu komplike bir olay ve gerçekten içerisinde olimpik bağlamda birkaç branşı içerisinde barındıran bir federasyondur. Bütün genel olarak baktığımız zaman trap, iskit, bu bağlamda da havalı silahlarımız, olimpik bağlamda ateşli silahlarımız mevcuttu. Tabii geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sıravı yaptık. Meclis Başkanlığı kupasıydı. Şimdi kulüpler arası kupasını yapıyoruz. Lefke'de önümüzdeki haftada trabını yapacağız. Gene kulüpler arasını Lefkoşa'da. Atatürk Atıcılık Kompleksi Gönyeli'de. Tabii ki sporumuz bizim güzel bir spor. Her ne kadar da silah tehlikeli olsa da sportif maksatlı gerçekten güzel ve kabul gören. Dünyada da sayılıdır biliyorsunuz Türk milli takımında oluşturan yine bizim Evet. çocuklarımızdır. Bununla ilgili tabii ki gönül arzu eder ki daha çok katılım olsun. Tesislerimiz olimpik bağlamda 3 iskit, 3 trap şeklinde olsun. Şu Dünyayla anda skit kaynaşma. anlamında ülkede kaç poligonumuz var? Ülkede şu anda Uluslararası veya uluslararası yok. antrenman. Uluslararası bir tek Gönyeli'de var. Onun da uluslararası olabilmesi için bir set daha iskit makinesi ve trap alması lazım. İki set daha. Ama tesis tamam. Diğer taraftan hepsinde ulusal olarak yapabileceğimiz dört yerde mevcuttur. Bir tanesi biliyorsunuz Mutlu Yaka'da. Doktor Fazıl Küçük Poligonu. Diğeri Girne'de. Diğeri Lefke'de. Diğeri de Gönyeli'de Atatürk Atıcılık Kompleksi içerisinde olan özel boyacı trabiskit poligonları yapılabiliyor. Geriye kalan poligonlarımızda birer tane iskit olduğundan onlara müsabaka veremiyoruz. Evet. En az iki iskit olması lazım müsabaka verebilmek için. Şu anda plak Evet. şey ısınma atışlarını Plakların yapıyorlar. atış açılarını görüyor atıcılar. Skitte aynı anda iki plak mı çıkıyor, tek tek mi çıkıyor? Bazen bir çıkıyor, bazen double çıkıyor. Toplamda 25 tane atıyorlar Evet. ilk başta. 30. Şey 30, ondan sonra da ama esas müsabakada 25 tane 25. atıyorlar. Evet. Final atışlarında 30 Tabii atıyor. 30 tane var. 30 atış sonrasında bir sporcu Tabii final atışı da elenecek. 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı Evet. standlardan 3-3. yapılıyor. Tabii normalde
8 istanttır biliyorsunuz. Evet. Müsabakanın da 125'te 8 istant atarlar. Final atışlarında ise sadece 3 istant kullanılır. Olimpik evet. bağlamda budur kural. Evet, şey denemesini yapıyor. Çatıştırma yapacaklar evet. pilotların uçuş şeyini. Şu anda 2 plak çıkış noktasının kesişme noktası kontrol ediliyor. 2 plak atış noktasının da iki plağın da kısacası hem yukarıdan hem aşağıdan çıkan plakların da konulan çemberin içerisinden geçmesi gerekiyor. Standartların oluşabilmesi için ve test yapıldı. Böylelikle yarışmacılar da buna şahitlik etti bir anlamda. Ülkede skit anlamında kaç sporcumuz var? Toplamda 46-47 sporcumuz mevcuttur. Tabii gelmeyenler bu 50 kişiyi bulur ortalama. Tabii bunun veteran olanları 5 kişi. Bayan atıcımız olarak 1 kişi. Ama bir kişi var. Neşet Öncal'ın olimpiktir. Türkiye'nin takımında da yer almıştır. Gençlerimiz azaldı. Gençler büyüye çıktı. Tabii altyapıdan gelen yok. Bunun sebebi de her zaman söylüyorum. Maddi ekonomik krizden dolayı pahalı bir spordur biliyorsunuz. Bu yüzden de altyapıya gereken önemi gösteremiyoruz. Tabii bu bizim de hatamız. Yani günün sonunda her ne kadar da gerekli yerlere yazı yazsak da baskı uygulasak da bir nebze katkı alamıyoruz. Yani bununla ilgili tabii ki gerekli bir çalışmalar yapılıyor. Evet, şeyi tanıtacak şimdi, evet. çağıracak. 14-16 Haziran 2019 kulüpler arası İskit yarışması kupası neticesinde yapılan atışlar neticesinde finale kalan arkadaşlarımız 1. Sarı Oday Girne Avcılık Atıcılık Birliği. Buraya. 2. Ali Çeler Mausa Avcılık Atıcılık Birliği. Bu çocuk ayrıca Türk Milli Takımındadır biliyorsunuz. 3. Mehmet Çağları Girne Avcılık Atıcılık Birliği. 4. Salahi Zayımoğulları Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği. 5. Ali Somucu Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği. 6. İstiklal Metay Girne Avcılık Atıcılık Birliği. Burada baktığımızda 3 tane eski sporcu var. Atışlarımız önce 20'şer atış. Sonra 10'ar 30. Ali Çeler, Saray Zaymoğlu. 50 ve 60 son. Ali Somuncu. Bunlar gençten büyüklere çıkan sporcular var. Yan hakem Ekrem Günbay. Yan hakem Ümit Emin. Ve jüri başkanımız Okan Taneli. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Herkese başarılar. Evet, sporcuların tanıtımından sonra sporcular da yerlerini alacak ve final atışları başlayacak. Salih Oday. Atış yapacak olan. Puanlama nasıl yapılıyor burada? İki atış yapılıyor. Vursa bile iki fişengi atmak zorunda mı? İki plak çıkıyor. İki plak çıkınca zaten iki tane koyuyor. Hepsini atmak evet. zorundadır. Puanlama da vuruştur. Mesela bakın bir kırmızı bir beyazdır. O evet. dört taneyle bitti. Üç taneyi vurabildi. Evet. Bu dörtte dört gitti.
günün sonunda 30 deneyin sonunda en düşük atan elenecek. Tabii ki sırt numarasına göre. Evet. Biliyorsunuz ilk attıkları puanlar, örneğin siz 125'te 110 attıysanız, ben de 125'te 118 attıysam ben 1 numara alıyorum. Size 2 numara veriliyor. 30 puanlamanın sonunda da siz eğer attıysanız 28, ben de 28 attıysam benim avantajım düşük numaralı olan kalıyor, büyük numaralı olan çıkıyor. Evet. Yani avantaj sağlıyor gene sırt numarası. Selahi Zaimoğlu şu an atış yapacak olan sporcu. Gönyeli. 30 duruyor. Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışıyor. 20'dir. Salay Zaimoğlu atışını tamamladı. Ali Somuncu. Şimdi sırada. Tamamladı ve 6. sırada İstiklal Metay. Yerini aldı İstiklal Metay. Dört yapıyor İstiklal Metay ve böylelikle dörder atışlarını tamamladı sporcular ve ikinci seri atışa geçiyor. Bu arada bir düzeltme yapalım. 20 plak atışı yapılacak ve 20 plak atışı sonrasında bir kişi elenecek. Ali Çeler. Mehmet Şahoğulları. Selahi Zaimoğlu. Somuncu var. Ve serinin son atıcısı İstiklal Metay. Seri atışlar da tamamlandı. Şu ana kadar tabii ki demin Çeler ve Selahi Zaimoğlu ve İstiklal Metay kayıpsız gidiyor. Evet. Demin hata yaptık. 20 atıştı biliyorsunuz. Ondan sonra her 10 tane de bir tanesi elenecek. Salih Oday 3. seride ilk atışını.
Peki. İkinci atışını yapıyor Ali Çeler. Bu atışlar da başarılı. Ali Çeler kayıpsız atışlarını sürdürüyor. Mehmet Şahoğlular. Üçüncü serideki atışını yapacak. Hatalı çıkış oldu. Hatalı çıkış. İlk iki atışında başarılı. Mehmet Şahoğlular. Saray Zaimoğlu. Sırada Ali Somuncu var. İkide bir yaptı Ali Somuncu. İki atış hakkı daha var. Burada da ikide iki. Bir ikide bir. Başkan gelsin bir şeysin. Serinin son sporcusu İstiklal Metay. Şu ana kadar kayıpsız İstiklal Metay. İki atışında başarılı. Şu ana kadar kayıpsız full atış yapan Ali Çeler var. On atış sonunda onda on yaptı Ali Çeler. Salih Uday'ın bir ıskası var. Şu anda Salih Uday iki atışında başarılı. Ha. Dört yapıyor Salih Uday. Ali Çeler ikinci sporcu. Henüz kaybı yok. Ali Çeler full gidiyor şu ana kadar. 12'de 12 yaptı. Şu anda kaç yıldır bir kaybı var Ali Çeler'in. Mehmet Şahoğlular. İlk iki atış daha başarılı.
başkanımızı, Lefke Avcılık Atıcılığı'nın hem atıcısı hem de 16 yıldır başkanı olan Hüseyin Şener. Sözü ona sonrasında o söylesin bir şeyler. Sözü Sayın Başkan hem sporcu hem başkan olarak eski sporculardan biri olarak bugün ev sahipliği yapıyorsunuz şampiyonaya. Evet. Ve final atışlarındayız. Neler söyleyeceksiniz? İlgi nasıl? Öncelikle ben Berete'ye böyle bir imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ederim. Federasyon Başkanı Türkiye Lisanı'na bize her zaman yanımızda durduğu için teşekkür ederiz. Yaklaşık 35-40 sporcunun katıldığı güzel bir atmosfer var bu Lefke'de. Zaten adamızın gücü değerlerinden biri olan Lefke'de böyle bir yarışma, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir gururdur. Kötü hava şartlarının ufak tefek nüksetmesiyle olsa bile yine atışlarımız durmadı, tetiklerimiz susmadı ve şu anda da final atışlarını hep birlikte izliyoruz. Gayet heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. İnşallah hak eden başarısını kazanır. Peki Lefke'de bu spora, özellikle Lefke bölgesinde bu spora ilgi nasıl? Özelde Lefke'de. Özellikle Lefke'de biliyorsunuz silah zaten Kıbrıslı Türklerin ezelinden beri atalarımızdan kalan bir gelenek, bir spordur. Gençlerimiz tabii ki bu spora, bu geleneği sürdürüyorlar. Fakat günün ekonomik şartlarından dolayı eskisi kadar rağbet görmüyor. Bununla ilgili inşallah devlet büyüklerimiz... Neden ilgi azaldı? Ekonomik problemlerden ve krizlerden dolayı. Çünkü maliyetli bir spordur bu. İnşallah yetkililerimiz bu sporun daha iyi gelişmesi için gereken yardımları ve indirimleri yaparlar. Ve bu sporun katkısını daha çok artırırlar. Çünkü malumlarınızdır ki Türkiye'ye giden bu poligonda çıkan Salih, Hafız derken Örü ve diğer Kemal Madencioğlu ve diğer gençlerimiz yani KKTC genelinde çok kabiliyetli sporcularımız vardı. Dünya çapında yarışabilecek sporcular yetiştiriyoruz biz. Biz de Lefke Atıcılık Birliği adına ülke sporumuza katkı koymak için poligonumuzu en iyi şekilde ülke sporumuza katkı sağlayabilecek şekilde her zaman hazır, faal ve iyi durumda tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım, onu da canlı yayındayız. Atıcılığın ilerlemesi için devlet yetkilerimizin daha çok bizlere ilgi göstermesini istiyoruz. Bu memlekette sadece yapılan bir futbol değildir spor. Bu da iyi bir spordur. Futbolun dışında da inşallah bir farkındalık yaratıp da bizleri de görürler. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ali Somuncu atışını tamamladı. Bu serinin son sporcusu İstiklal Metay. Şu ana kadar tek kaybı var İstiklal Metay'ın. Evet, o da 2'de 2 yapıyor. Ve bu serinin son atışları yapılacak şimdi. Dörder atış yapılarak bu seri tamamlanmış olacak. 20 atışlık bir seriydi. Salih Oday ilk atış yapacak. Serinin son atışları. Salih Oday seriyi tamamladı. 18 atışla.
sırada Ali Çeler. Ali Çeler de atışını tamamladı. O da Ahmet Şahoğulları, Mehmet Şahoğulları. Zaymoğlu. Zaymoğlu da atışını tamamladı. 16 atışla seriyi tamamladı. Evet, şimdi yanımızda Bayram Bayramoğlu var. Girne Avcılık Atıcılık Kulüp Başkanı. Evet, genç bir başkan. Aynı zamanda atıcı. Girne'den İstiklal Metay da şu anda final atışlarında. Neler söylemek istersiniz? Evet. Mehmet Şahoğullar. Evet. Öncelikle teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. Lefke'ye bugün yapılan kulüpler arası müsabakada yoğun bir katılım vardır. Şu anda günümüzde bu sporu yaparken maliyetlerin çok önemli olduğu bir noktadayız. Çok pahalı bir spor yapıyoruz ve buna rağmen sporcularımız bütçesini ve emeğini ayırıyor ve bu işi yapıyor. Katılım güzel, sorunsuz olarak devam etmektedir. Girne Avcılık Atıcılık Kulübü olarak bugün A takımımız birinci olmuştur. Finalde şu anda atan 3 sporcumuz vardır. Mehmet Şahoğulları, İstiklal Mete ve Salih Oday. Şu an itibariyle ilk 20 atış bitmiş bulunmaktadır. Hakemlerimiz skorları açıklıyor. Bu spora bu kadar insan ve bu kadar sporcu gönül vermişken bizim de beklentimiz bu spora gerek maddi gerek de manevi olarak destek olmalarıdır devletimizden, spor dairemizde olmak üzere. Ve inanıyorum ki zaten şu anda Türkiye'de milli takımda atan 3 tane sporcumuz vardır. Bunları daha da yukarılara taşınacaktır. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta bulunan poligonların altyapıları çok önemli noktalara gelmiştir. Sporcu yetiştirmek ve sporcunun bu güzel ortamlarda antrenman yapabilmeleri mümkündür. Bu sebepten dolayı bu spor ülkemizde günden güne daha iyi yerlere gideceğine hiçbir şüphemiz yoktur. Peki Girne'de ilgi nasıl atıcılığa? Şu anda Girne poligonu işletmesi bizim Girne Avcılık Atıcılık Kulübü'ne aittir. Fakat çevre kulüplerimizin de o poligonlara katkısı çok büyüktür. Şu an Girne'de 2 tane olimpik skit sahamız vardır. Haftanın 7 günü de burada antrenman yapma şansı buluyor atıcılarımız. Hem kendi atıcılarımız hem başka kulüplerin atıcıları da aynı zamanda. Girne poligonumuzda ayrıyetten 3 tane de sporting sahamız vardır. Bu da avcıya yönelik kurulan sahalarımızdır. Hem atıcıyı hem de aynı zamanda avcıyı da orada ağırlama şansı buluyoruz. Evet. Sizin poligonun
hemen yanında Doğan Türk Birliği'ne tahsis edilen bir arazi vardı. Bu konuda bir sıkıntı yaşıyoruz sanıyorum orada. Tabii bu sizin kulübü de aşan federasyonun yapmış olduğu da bir girişim var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda bu konuyla ilgili çünkü oraya bir verilen spor bakanlar, tesisi yapılırsa eğer atıcılık anlamında poligonun kapanması şu anda bizim az önce de bahsettiğim iki tane olimpik skit sahamız bulunmaktadır. Ve bu sahalar kural gereği, yani ISSF kural gereği Kuzeydoğu'ya batmak zorunda. Bu verilen araziler de tam bizim skit sahalarımızın kuzeyinde bulunmaktadır. Orası yıllar önce de bizim kendi insanlarımızla tellediğimiz, yani bizim kendi içimizde emniyet şeridi olarak tabir ettiğimiz bölümdür. Biz hiçbir zaman bir spor kulübü olarak başka bir spor kulübüne asla yapılan yardımlarla ilgili hiçbir şikayetimiz olmaz. Fakat verilen bu iki parselin bizim poligonumuzun poligonda atış faaliyetlerimizin durma aşamasına geleceğinden emniyet dolayı şeridinin içerisinde emniyet yer alıyor. Şeridinin içerisindedir, evet. Evet. Dolayısıyla bu konuda da bir girişim var. İnşallah iki tarafı da mağdur etmeyecek bir çözüm bulunur. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa alalım onu da. Siz BRT olarak bize böyle bir imkanı sunduğunuz için federasyon aracılığıyla ben sizlere teşekkür ediyorum. Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı olarak. Dilerim sizler sayesinde, federasyonumuz sayesinde biz atıcılar kulüpler olarak sesimizi böyle daha da yüksek mercilerde duyururuz. İnşallah. Bundan sonra onu da belirteyim. Her pazartesi saat 14'te bir atıcılık programımız var BRT Spor'da. Poligon isminde. Bundan sonra atıcılarımız seslerini o programda da her hafta duyurabilecekler. Bunu da buradan müjdemiz olsun. Sizlere çok teşekkür ederiz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, atışlar devam ediyor. Saray Zaimoğlu şu anda atışını yapacak. Bir önceki seride Ali Somuncu 16 atışla elenen sporcu oldu. 5 sporcu devam ediyor şu anda. Şu anda 6 atış yaptı sporcular. Vuruş manke. Ve bu seride onar atış yaparak seriyi tamamlayacaklar. Salih Oday şu anda atışını yapacak sporcu. İki atışı başarılı. Bir atışı başarısız. Şu anda Ali Çeler yaptı, o da atışlarını tamamladı şu anda. Manke.
Galatasaray Zaimoğlu. İlk iki atışını başarıyla vurdu. Başarılı İstiklal Metay'ın ve böylelikle bu seride elenen isim Mehmet Şahoğullar oluyor. Dört sporcu olarak bir sonraki seriye geçiş yapıyor. Sporcular Salih Oday, İlk iki atışında başarılı. Dörtte dört yapıyor bu seride Salih Oday. Ali Çeler ilk iki atışında birini başardı. Dörtte üçle Ali Çeler atışını tamamladı. Selah İzaimoğlu. İlk iki atışı başarılı Selah İzaimoğlu'nun. O da 4'te 4 yapıyor. İstiklal Metay. Bunlar da şimdi İstiklal Metay'ı kaçırmazsa İstiklal Metay'ı fari. Evet. Atışı başarılı İstiklal Metay'ın. Şu ana kadar İstiklal Metay 28 vuruşla önde götürüyor yarışmayı. Ve 4'te 4 yapıyor İstiklal Metay'da. Şimdi Salih Oday İki atış yapacak. Ha. Vuruşmanke.
İzaymoğlu. Sağ. O da 2'de 2 yapıyor. Şu ana kadar bu seride kayıpsız gidiyor Salih İzaymoğlu. İstiklal Metay da şu ana kadar kayıpsız. Ve son 4 atışa geçiyor sporcular. Son 4'ü atıyorlar. Evet. Salih Uday. İlk 2 atışında başarılı. Böylelikle Salih Uday 10'da 8 yapıyor. Böylelikle puanını 32'ye çıkarıyor. 32. İlk 2 atışında başarılı. İçeride 34-8 yaparak 34'e çıkarıyor Salih İzaymoğlu. İki atışı da isabetsiz Salih İzaymoğlu'nun. Salih elendi. 31. 31 puan oldu Salih İzaymoğlu'nun. İstiklal Metay bu serinin son atıcısı. İstiklal Metay bu seride kayıpsız yaparak puanını 38'e çıkarıyor. 31 puanla 31 atışla Salih İzaymoğlu. Salih Uday 32, Ançere 34, Salih İzaymoğlu 31, İstiklal Metay 38. Salih İzaymoğlu arkadaşlar teşekkür ederiz. Bu seride Salih İzaymoğlu eleniyor ve bir sonraki seriye geçilecek. 10'lu atışa geçiyorum. Evet. Çok heyecanlı. Çekişmeli devam ediyor. Yani hiçbir şey belli değil. Yani günün sonunda son dakikaya kadar vurmak zorundadır. Evet. Zaten atışın kuralı şu. Aynı esasları. Salih aslında 2 atış vurmuş olsaydı. Bir atış daha vurmuş olsaydı. Salih Uday. Gidecekti. Evet. Hayır bir de esaslı şu. Bir bizim değil. Basket değil, bir futbol değil. Burada her atışta aynı kaideleri uygulamak zorundasınız. Bir yerde yaptığınız bir hata sizi vurmamaya, kaybetmeye o yüzden her zaman söyleriz, atış ince kozmopoliten gereken bir beceri işidir. Evet. Daliçeler 4'te 3, Salih Uday 4'te 3 bu seride.
Bu seride artık üçüncü belli olacak. İstiklal Metay şu anda birincilikte favori gibi görünüyor. Şu ana kadar 38 vuruşu var İstiklal Metay'ın. Herhalde İstiklal'de bir de doping olayı olacak. Şöyle doping. Aile burada. Kişi kısım burada. 4'te 4 yapıyor İstiklal Metay. Şöyle bir de bilgi aldım. Bundan önceki Lefke'de yapılan atışlarda İstiklal 3'te 3 kupa kazanmış. Bugün de 4'te 4 yapacak. Lefke uğurlu geliyor demek. Salih Oday iki atışında da başardı. Ali Çelik o da iki atışında başarılı. İstiklal Metay. Atıcılar 4-2-4 şeklinde atıyor. Onlu serileri. Şu anda ikili atışlarını yapıyorlar. İstiklal Metay. 6'da 6 yaptı şu ana kadar. Salih Oday ve Ali Çeler de 6'da 5. Salih Oday. Salih Oday üçüncülüğü garantiledi. Evet. 2'de 2. 2 atış daha yapacak Salih Oday. İlk iki atışında bir isabetli atışı var. Oh. Bir planı Salih Oday elendi. 8, 10'da 8 yaptı. Yeah. Bir Salih Oday üçüncü. Üçüncü. Şu anda İstiklal Metay. Seride de kayıpsız gitti ve 48 vuruşla takımda da bir geldiler zaten. Evet. Ali Çeler 42, İstiklal Metay 48. Ali Çeler arkadaşının can tüketi yoluyor. Ali Çeler arkadaşının 3. gelişti. Hayır. Salih Oday. Evet. Zaman zaman yanlış böyle heyecana kapılıp yani. Federasyon başkanı olarak. Hayır, hata yapmasınlar. Ondan sonra evet. Millet diyecek ki bak yanlış yapıyorsunuz. Evet. Yanlış. Hataya müdahale de olabiliyor. Müdahale etmedik yani. Sadece uyardık. Evet. Biz kesinlikle karışmıyoruz. Görüyorsunuz evet. Dolayısıyla hiç. Şu anda Ali Çeler ve İstiklal Metal şampiyonluk için yarışacaklar. 10 atış yapacaklar. 2 atışın birinde başarılı. Ve 4'te 2 yapıyor şu anda. Yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor. İstiklal Metay. İlk iki atışında başarılı. Evet.
4 atışla garantiledi. Evet. Birinciliği de garantilemiş oldu. 6'yı vursa o, o kaybetse yani şu anda Aliçeler 52 eder. 44 48 eder olmaz. Evet. Yani her harekette birinci. Ama günün sonunda atacak atış bakalım. Yapılması lazım. Evet. Atıcı göze geldi. 3 seri kayıpsız gidiyordu. Artık son 4 atışa giriyor atıcılarımız. İlk 2 atışında başarılı Aliçeler. Ve 56 vuruşla birinci İstiklal Metay oluyor. İkinci 49 vuruşla Aliçeler ve üçüncü 41 vuruşla Salih Oday. Evet. Salih Oday bir planla kaybetti. Evet. Kalay demek ki de ikisi çıkışacak ama evet, işte kulüpler arası yani, atışın güzelliği bu. Hepsinde aynı kuralı uygulamak zorunda. Evet. Kulüpler arası skit şampiyonası böylelikle tamamlanmış oldu. Şimdi ödül törenine geçeceğiz. Ödül törenine geçeceğiz. Takım ve bireysel ödüllerin sonuçları bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize. Takımsal yarışmada Girne birinci takımı 333 puanla birinci oldu. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 332 puanla ikinci oldu. Mausa Avcılık Atıcılık Kulübü de üçüncü oldu. 319 puanla üçüncü oldu. Bireysel final müsabakalarındaysa İstiklal Metay 56 vuruşla birinci oldu. Aliçeler 49 vuruşla ikinci oldu. Salih Oday'sa 41 vuruşla üçüncülüğü elde etti. Ve böylelikle şampiyonamız tamamlandı. Ödül törenine geçeceğiz. Neler söylemek istersin? Her şeyden önce size söylediğim gibi bize bu imkanı Berete'nin sağladığı için ve sesimizi duyurmaya çalıştığımız için ben çok teşekkür ediyorum. Bir de her müsabaka bizim için başlangıcından sonuna kadar, son mermi atılana kadar fişenk bizim için her zaman kazasız belasız olmasındayız. Kimin kazandığında evet, değiliz. Bir yarışmamızı da kazasız belasız bitirdiğimiz için onun mutluluğu ve huzuru ve onuru içerisindeyim. Benim için kimin birinci, kimin ikinci, kimin üçüncü geldiğinde değilim. Önemli olan tatlı bir rekabet şeklinde kişilerin ve kulüplerimizin yarışması ve buna hak edenin almasıdır. Evet. Söyleyebileceğim bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Biraz sonra ödül törenine geçeceğiz. Siz de burada hazırlık yapalım, yapacaksınız. Ben sizi uğurlayayım. Ben teşekkür ederim Selim. Sağ olun. Ve sonuçları ben bir kez daha aktarayım izleyenlerimize. Takım sıralamasında Cemre Bumin, Mehmet Güldoğuş ve Salih Oday'dan oluşan Girne birinci takımı takım klasmanında birinci oldu. Ve Ahmet Tuncal'ın, Ali Somuncu ve Salahi Zaimoğlu'ndan oluşan Gönyeli takımı ikinciliği elde etti. Aliçeler, Hasan Unuz ve Ogün Bardak'dan oluşan Mausa Avcılık Atıcılık Kulübü
üçüncülüğü elde etti takım klasmanında. 6 kişilik final ekibinde ise Salih Oday, Ali Çeler, Mehmet Şahoğulları, Salih Zaimoğlu, Ali Somuncu ve İstiklal Metay ilk 3 dereceyi almak için mücadele etti. İlk önce 20, sonrasında da onar plak atışlarıyla final atışları da tamamlanmış oldu. Final atışları sonrasında İstiklal Metay birinciliği elde ederken Ali Çeler ikinci oldu. Salih Oday ise üçüncülüğü elde etti yarışmada. Ve az sonra ödül töreni gerçekleştirilecek. Ödül töreninde dereceye giren sporcu ve kulüplere de ödülleri yetkililer tarafından verilecek. Lefke'de hafif çiselemeye başladı yağmur. Atış öncesinde de yoğun bir yağış söz konusuydu Lefke Atış Poligonu'nda. Ama atış sırasında hava atışa müsaade etti. Şu anda da hafif çiselemeye başlayan bir yağmur var. Sanıyorum ödül törenini bitirmeye müsaade edecek gibi bir hava var. Ödül törenini de sizlere canlı olarak aktaracağız. Program yayınımız içerisinde Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Hüseyin Şevket'le bir röportaj gerçekleştirmiştik. Yine Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Bayram Bayramoğlu da atıcılıkla ilgili düşüncelerini, sorunlarını dile getirmişti. Genel sorun bu sporun pahalı bir spor olduğu ve özellikle bazı konularda sıkıntılar yaşandığı ve bu sıkıntılarınsa devletin yapacağı katkılarla ve düzenleyeceği tüzük ve yasalarla düzenlenebileceği ve daha kolay, daha fazla tecrübe sağlamak adına daha fazla gencin bu spora başlaması adına iyi bir şans olacağı dile getirildi. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, Lefke bölgesinde bulunan atış poligonu manzara açısından da gerçekten çok güzel. Lefke barajının hemen üst başında bulunuyor atış poligonu ve poligonun etrafında da gerçekten çok güzel manzaralar var. Bu anlamda manzaranın da güzelliğini sizlere aktarmış olduk. İskit yarışmaları neticesinde yapılan finaller neticesinde birinci İstiklal Metay, Girne Avcılık Atıcılık Birliği. Bravo. İkinci Ali Çeler, Mausa Avcılık Atıcılık Birliği. Üçüncü Salih Oday, Girne Avcılık Atıcılık Birliği. Ödüllerini Federasyon Başkanımız Sayın Türkan Yiğitcan veriyor. Bayanlarda birinci Neşet Uncal'ın ödülünü federasyon başkanımız veriyor. Genç erkeklerde Osman Mavideniz birinci. Ödülünü babası Mehmet Mavideniz verecek. Teşekkürler. Takımlar. Veteranlar.
Hani yer nereye yazdı veteranları? Veteranlar birinci yazmadı bunu. Birinci. Veteranlar birinci yazdı. Kimdir? Kimdir? Kimdir veteran? Kimdir üçüncü? Hani yazmadı. Veteran şeydir herhalde. Biri şeydir. Ali Somuncu nedir o? Ne Somuncu'du? Hakkı Somuncu. İkinci evet. Kimdir? Mullah Aziz. Veteranlarda üçüncü yok bu ha. Veteranlarda birinci Hakkı Somuncu. İkinci Mehmet Mullah Aziz. Yok. Yoktur. Üçüncü Mustafa Margeli. Ödüllerini federasyon başkanımız veriyor. Teşekkürler. Takımlar kategorisinde birinci gelen Girne Avcılık Atıcılık Birliği. Bravo. Cemre Bubin, Mehmet Güldoğuş, Salih Oday. Bekleyin. Mem, hadi kardeş. Birinci bekle bekle. İkinci Gönyeli bekle Sayın Bayram. İkinci Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği Ahmet Tuncal'ın Ali Somuncu Salahi Zayımoğlu. Üçüncü Mausa Avcılık Atıcılık Birliği Ali Çeler Hasan Onuz Ogün Bardak. Bravo. Ödüllerini Girne Avcılık Atıcılık Birliği başkan ödülünü birinci. Başkanı Sayın Bayram Bayramoğlu verecek. Kendi o. Başkan gelsen de. Sen ikinci ya. Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği takımının ödülünü Lefke Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Hüseyin Şener. Mausa Avcılık Atıcılık Birliği ödülünü de federasyon başkanımız veriyor. Hem gel buraya kardeş. Hadi bir resim çekin. Kaldırın. Ödül törenimiz sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Başkan buyur. Şeftan bizi bir resim çekmeyin. Çeleri alıyoruz yanımıza. Bugün finalde istikamet nüydü adeta. Sen ikinci oldun. Neler söyleyeceksin sevgili? Vallahi ben çok mutlu oldum. Çok güzel bir yarışma geçti. İstiklal abinden de atmak ve ikinci gelmekten gurur duyarım. Çok güzel bir yarışma oldu. İlerimize bakacak. Şu an önümde bir yarışma var. Adına da yarışıyor. Aynen Türkiye. Orada nedir program? Şimdi ay sonu İtalya'da yarışmam var. Dünya Gençler Şampiyonası. Onlara katılacağım. Hı hı. Ondan sonra hedefim başarı elde etmek tabii ki. Kürsü. İnşallah da olacak. İnşallah. Sonrasında ne var? Sonrasında Türkiye'de bir yarışmamız var. Konya'da Grand Prix var. O da Temmuz ayının son aylarıdır. Ona da katılacağız. Onda da umarım iyi bir derece elde ederiz. Bu sene verimli bir yılım oldu. Umarım her zaman da İnşallah başarıların devamı. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili abi. Evet, İstiklal Metay'ı yanımıza alalım.
sevgili İstiklal. Evet, Salih Oday'ı da alalım yanımıza. İki Girne atıcısı, aynı kulübün iki sporcusu. Salih Oday üçüncü oldu. İstiklal Metay birinciliği elde etti. Öncelikle İstiklal'e döneyim. Lefke uğurlu geldi. Gerçekten daha önceden de şampiyonluklarım var Lefke'de. Rekor da sanıyorum yine Lefke'deydi. Lefke'de kırıldıydı, evet. Bugün gene rekora doğru gittin. Rekor egalesi. Bugün yine Lefke. Yine Lefke. Evet. 60'da 56. 60'da 56. Neler söyleyeceksin? Yani çok güzel bir yarıştı. Çok keyifliydi. Arkadaşların da gerçekten bileğine sağlık. Özellikle Lefke kulübünün başkanı sevgili Hüseyin Şener'e çok çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir sahayı Lefke'ye kazandırdığı için emeklerinden dolayı teşekkür ederiz sevgili dostum. Bugün aslında rekor için uğraştın ama olmadı. Bir böyle birinciliği garantilemeden dolayı gelen bir rahatlıktı. Bir rahatlıktı, evet, doğru. Evet. Doğru. Peki yine de başarılar diliyoruz. Diliyoruz sevgili İstiklal. Salih Oday'a dönüyoruz. Bugün üçüncü oldu. İlk serilerde biraz şanssızlık yaşadın ama çıktın. Evet. Ne istersin? Üçüncülük de bir başarıdı sonuçta. Herkes evet. Birinci veya ikinci olamaz. Üçüncülük bugün nasip nispeti. Üçüncü oldum, mutluyum. Federasyon Başkanımıza Türker Yiğitcan Bey'e teşekkür ederim. Lefke Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Hüseyin Şener abimize, arkadaşımıza teşekkür ederim. Bu organizasyona verdiğiniz bu canlı yayın desteğinden dolayı Berete kurumuna çok teşekkürlerimi biz teşekkür ederiz. Ara sıra yağmur yağdı. Bu etkiledi mi sizi, sporcuları? Şimdi açık hava sporu olduğundan dolayı yağmur da yağacak, rüzgar da esecek. Her türlü havada atmak zorundayız. Çok kötü bir durum olmazsa hava koşullarında yarış devam eder. Evet. Zaten burada jürimiz vardır, hakemler vardır. Onlar bunun kararını verir. Devam edecek. Çok fazla etkilemedi yani. Yok, etkilemedi. Evet. Tamamdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü'nde bugün kulüpler arası. Final kararıyla yarışma tamamlandı. Birinciliği İstiklal Metay, ikinciliği Ali Çele, üçüncülüğü ise Salih Oday kazandı. Kulüpler sıralamasındaysa birinciliği Girne birinci takımı, ikinciliği Gönyeli, üçüncülüğü ise Mausa takımı elde etti. Ödül törenini ve final atışlarını canlı olarak yayınladık. Son olarak sanıyorum Federasyon Başkanı Yiğitcan'ın eklemek istediği bir şey var. Evet, bu yarışmanın güzelliği içimize bir bayanın oluşu, bir de genç bir atıcının bulunması. Evet. Yani gençlerimiz yok biliyorsunuz, büyüklere çıktılar. Evet. Temennimiz odur ki altyapıya ne kadar çok yatırım olursa ve alttan alalım sporcu yetişir. Sporcumuzu da alalım yanımıza. Osman gel. Gel abi. Gel. Evet. Yani bizim için gurur kaynağıdır ne kadar çok. Yani benim en çok mutlu eden sevgilim, yanında söylemiştim. Kazasız belasız atışların bitmesidir. Ve kimin birinci, kimin üçüncü gelmesi değil ama gencimizin büyük başarı göstererek günden güne atışını yükseltmesi, evet, bizim gurur kaynağımız. Top kendisi. Sevgili Osman, bugün saldım. Babam sayesinde ava ederek küçük yaştan. Evet. Sonra Sporting'e başladım. Başladın. Oradan da Sik'te geçtim. Peki, daha farklı ülkelerde daha fazla skorlarla rekor kırmam. Rekor kırmam. Şu anda skit atıyorsun. Kaç yaş? 14. Türkiye'de yarışmak istiyorum. Evet. Onun için de daha çok. Evet. Peki, çok teşekkür. Sayın seyirciler, böylelikle bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Lefke atış poligonunda bugün kulüpler arası skit şampiyonası yapıldı ve final atışlarını canlı olarak sizlere aktardık. Bir başka canlı yayında yeniden buluşmak dileğiyle mutlu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.